13 bin nüfuslu kentte 2 bin kişi hapiste. Kaşgar'ın Yenihisar ilçesine bağlı 13 bin kişinin yaşadığı Topuluk kentinde en az 2 bin kişinin tutuklu veya hapiste olduğu açıklandı. Mısır'da 5 Temmuz'da gözaltına alınan Ezher Üniversitesi öğrencisi Uygur Türklerinden 12'sinin serbest bırakıldığı, 113'ünün ise halen gözaltında olduğu açıklandı. Çin'in en büyük sosyal paylaşım platformlarından olan Weibo'da kullanıcılar artık kimlikteki isimleri kullanmak zorunda. Yetkililer isim değişikliği için kullanıcılara bir hafta süre verdi. Doğu Çin Denizi'nde ortak hava tatbikatı. Japonya'ya ait F-15 jetleri Doğu Çin Denizi'nde ABD'ye ait B-1B tipi bombardıman uçaklarıyla ortak hava tatbikatı düzenledi. ABD'den Bahreyn'e F-16 satışı. ABD hükümeti Bahreyn'e F-16 satışı, F-16 modernizasyonu, deniz devriye botları ve TOW füzelerini içeren dış askeri satış anlaşmaları yapılacağını duyurdu. Türkiye ile Kazakistan arasında anlaşma. Türkiye-Kazakistan arasında 590 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Meksika'da ülkenin güney sahillerinde yıkıma yol açan 8.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürerken yetkililer en az 66 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.